Antalya'da otomobilini bilerek, isteyerek, kasten köpeklerin üzerine sürüp birini ezen sürücünün görüntüsü. O sürücü aktardık sizlere. Önce bulundu, karakola götürüldü, polis merkezine götürüldü. Sonra serbest bırakıldı. Yani bir ceza verilmedi ona. Bugün gazetelerde de eşkalenin fotoğrafını da gördük. Bu ne ilk ne de son maalesef. Her gün onlarca köpek silahla yaralanıyor, eziliyor, dövülüyor, sakat kalıyor. İstanbul'da sadece bu köpeklere özel bir barınak var. Oraya gideceğiz şimdi. Bakın orada onlara nasıl özenle bakılıyor. Kimi trafik kazalarında, kimi rastgele ya da bilerek açılan ateşle yaralandı. Omurgaları zarar gördüğü için bir daha yürüyemediler. Şimdi yaşamlarını engelli olarak sürdürmek zorunda olan bu köpeklere yardım elini engellenenler evi uzattı. Beylikdüzü Belediyesi Hayvan Barınağı'nın engellenenler evinde 12 köpek var. Bu özel ünitede onların tüm gereksinimleri karşılanıyor. Sağlığına kavuşanları bölgesine geri bırakıyoruz. Yürüyemeyecek durumda olanları bizimle beraber son günlerine kadar yaşatmaya çalışıyoruz. Engelliler çok zor. Onlar için de bizim için de çok zor. Ne kadar yaşam kalitesini yükseltirsek bizim hedefimiz bu. 1,5 yıldır omurgasında kurşunla yaşamak zorunda olan Deniz Yıldız'ı o köpeklerden biri. İstemiyorlar, uzaklaşsın istiyorlar. Bir kin, nefret olayımız var. Bunu hala çözebilmiş değilim. Neden sevmeyi denemiyoruz da? Neden zarar vermeyi, öldürmeyi seçiyoruz? Bunu hala sorguluyorum. Barınaktaki engelli hayvan sayısı ne yazık ki her geçen gün artıyor. Onların yaşamaya hakkı var. Sokaklarımızda onlara sahip çıkmamız gerekiyor.